Akıbo günümüzden tam 3986 yıl 7 ay 14 gün önce fakir, çiftçi bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. 5 yaşına geldiğinde dikiş dikmeyi ve yemek yapmayı, 7 yaşına geldiğinde ise dağlarda keçileri otlatmayı öğrenmişti bile. Gördüğü farklı bitkileri toplayan, çiğ yiyen, bazen kurutan, bazense kaynatan Akıbo, bir sabah o güne kadar hiç görmediği bir bitkiyle karşılaştı. Kırmızı mercimekle. Önce annesi, sonra bütün kent tadına baktı bu yeni yiyeceğin. Sevdiler, topladılar, kurutup kaynattılar ve yediler. Akıbo, kırmızı mercimek çorbası üzerinde hak talep etmedi. Kimseden teşekkür beklemedi. Sadece insanlar çorbayı sevdiği için sevindi, o kadar. Asurlu Akıbo, günümüzden tam 3906 yıl, 4 ay 11 gün önce öldüğünde, kırmızı mercimek çorbasının mucidi olduğunu kendi bile unutmuştu. İnsanlığa Tarkovski ve Mozart'tan çok daha fazla faydası dokundu. Bugün onu hiç kimse hatırlamıyor. Ama bize hatırlattığı bir şey var. Bazen en önemli şeyler en beklenmeyen yerden çıkarlar. Buna bir kolonya falan koyun ya. Evet hanımefendi ablacığım, aynen şekilde gösterdiğim gibi. Anlamadığınız bir yer varsa tekrar anlatayım. Tamam anladım. Peki siz tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Sıhhi tesisat. Dam akar biz gideriz. Bazen fayans bile kaplarız. Müşterinin giderine göre değişir. Pis su gideri. O zaman biz gidelim. Efendim merhabalar, sunumunuz için geldik. Hoppa! Peki icadınız ve yaptığınız iş arasında? Alaka yok. Olmasın da. Alaka olacak diye damlatmayan musluk mu yapalım? Daha inandırıcı olurdu. Hadi gidelim. Atılcan, hadi gidelim kızım. Hop! Tamam tamam ya, siz paranın %50'sini ödeyin yeter. Patent için geri kalan parayı biz buluruz. Birisi bu icat için kalan parayı size versin. Ben tümünü karşılayacağım. Aha baba! İnsan babasına 3 aylık evliydim. Karımı aldattım, o da beni kapının önüne koydu. Siz de kalabilir miyim baba der, anlarım. Ya babacığım, sen bunu böyle her defasında benim yüzüme vuracak mısın ya? Fırsat buldukça. Açık öğretim işletmeyi bile bitiremedim. O kadar basiretsizim ki iş bile bulamadım. Gittim abimin yanına, yancı girdim. Yine de bana evladım der misin? Canım evladım diye sever misin der. Onu da anlarım. Ya yine en afilisini bana soktu. Yani mevzu bana laf sokmaksa bir anda emekli mühendis Tahsin Emilce Hanım'ı oluyor abi. Evlat dediğin. Kız kaçırdım baba. Verim alamadım. Sevemedim bir türlü. Al bunu geri götür der. Onu bile anlarım ya. Böyle bir şey der mi ya? Ona bile kapımı açık lan. Sizinki ondan daha kötü. Kefen paranı ver, TÜBİTAK'tan birine iddiaya gireceğiz diyorsunuz. Ya babacığım, biz bunu kendi keyfimiz için mi istiyoruz ya? Her şey icat için. He, o en kötüsü be. Anınıza nasıl anlatacaksınız? Olmaz oğlum, evde yer yok. Sokma ben onu eve. Ne yer ne ya? Zaten eve bir şey satın almıyoruz ki. Yani bu kadar parayı niye istiyorsunuz? Patent için. Ne pateni? Buz pateni mi? Oğlum İstanbul'a senede bir ay kar yağar. Onun için o kadar parayı verdirtmem. Ya anne patent değil, patent, patent. T ile. Aa tekerlekli olanı. Bana bak, bacınız mı sokuyor aklınıza sizin bunları? Ha? Zaten eve para getirdiğiniz yok. Ev benim sırtımda, ses çıkarmıyorum. Bir de evdekilerin rızkını mı istiyorsunuz? Abilerim. Yok benim o kadar para. 200 lira istedik lan. Evden çıkarken yanımıza para almamışız. Nalbur uğrayacağız abisi, lütfen. Abi, biz bundan patent parası falan istersek bu bizi savcılığa verir. Ben patentler alayım ya. Yol parasını düşürmek için uğraştığım şeylere bak. Siz hala ne derdindesiniz? Bu patentler çok güzel ama çok ses çıkartıyor. Aynı sen güzel kardeşim. Alın şu 100 lirayı, kaybolun. 50'ye bittik, 100'e bittik. Hüseyin amca, ben bu patenleri aldım. Abimler ödeyecek parasını. Anlaştık. 50 kağıt sizin. Dur arama ağzını yüzüme. Kime çekmiş bunu ya? Ana, abi, vur.
Seyirciler hazır mı? Bir diyeceğimiz var bizim size. Çat kapı geliverdik evinize. Bakmayın sürçü lisanımıza siz. Bir o yana bir bu yana arada kaldık. Acayip acayip işlere daldık. Derken olmayacak bir şey bulduk biz. Bilmem bu gidişat ah nereye? Bazen ileriye bazen geriye. Bu kadar yüz vermesek mi paraya? Biz. Ne? Uzakta durma gel bebeğe. Gam keder girmesin araya. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Abi kaç yaşında adamsın? Ne yapıyorsun abisin? Baba yine mi ya? Sabah sabah abs dedim ya. Lan. Baba yine mi? Günaydın kızım. Günaydın. Sabah kursuna çıkıyorum. Şaban alacak bir şey var mı? Babacığım hep aynı şeyi soruyorsun. Söylüyorum almıyorsun. Ben alırım sen. Merak etme. Ben gelirken alırım. Neyi? Baba ne oluyor? Günaydın baba. Ettiği kadar enerji üreten aşırı... Yine mi ya? Odana git yat lan. Saat daha erken. Sonra dükkanda uyuyor. Bu insanın genellikle mimariyle bağdaştıramadığı bir kavram üzerine kurulan radikal tepkisi. Odana git lan! Adrian Smith ve meslektaşı Gordon Gibson'ın performansı bir bina konusundaki teorilerini pratiğe getirdi. Tahsin Özdemir'e bak sen ya. Nasıl koşuyor? Ben şimdiye kadar kesilmiştim ha. 8-10 tur attı vallahi mahallenin etrafında. Ya abi bu adam bu enerjiyi bu yaşta nereden buluyor ya? Ha? Başımıza bir iş açmasın. Günaydın. Günaydın. Anacığım günaydın. Sabah sabah hayırdır nereden? Hastaneye gittim. Ay, insülinlerim bitmiş onu yazdırdım. Tansiyon ilacımı değiştirdim. Doktor eksik olmasın valizlerim için valiz çorabı verdi. Bir de Eminönü'ne uğradım. Kürlükleri aldım. Bunları da bacaklarıma yapıştıracağım. Kirli kanla emsin diye. Kahvaltı hazırlayayım size? Anne hadi işimiz gücümüz var. Daha dünyayı kurtaracağız. Hadi, hadi. Tabii, tabii. Gidip dünyayı kurtarın siz. Ben de çalışıp para kazanayım biraz. Malum evde nüfus var. Bacınız evin tek para getiren nasıl olsa. Ne? Ben sizi böyle mi yetiştirdim? Biri isabet ettiremedi. Ya ne hep ben ezileyim, hep ben ezileyim ya. Çorabı ver kız. Adam bu yaştan sonra verdi kendini daha bayıra ya. İçten yanmalıymış demek. Ya spor yapacağına kahvene göz kulak ol. Uğraştırma bizi şu yaratıklarla. Yanlış mıyım? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum tabii ya. Geldin mi kimsiz? Allah Allah. Oyuncakla muhatap oluyoruz yani. Niye gitmiyorsun? Lan çaya zam mı yaptılar yoksa? Ha, başımın gözümün sadakası olsun ha. Yürü. Pas. 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 Lan daha ilke. Ne pası? Pas ne? Memur adamla poker oynarsan böyle olur işte. Risk sıfır. 3-5 metre çaput için mi bütün bunlar? Ya ben veririm parasını ya. Riske girin acık, riske girin. Pas. 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 Ebenizin ödekesi. Pas, 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 pas. Barcelona orta sahasıyla oynayan sanki. Pastan başım döndü. Bu ne lan? Aha. Anında sinirlendim. Ne olacak şimdi? Çekil lan sen de şuradan. Git, 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 git. Aha da geçti. Bu ne lan?
Bolluk kuvvetinde oyuncağını mı yapmıştı? Kağıt parayla mı çalışıyorsun sen? Garson ne vuruyorsun lan kök? Amına koydum bu çocuğu, gücün ona mı etti? Oyuncak bana küfretti. Sen bana büyük Hilmi'ye nasıl küfredersin lan? Geliyorum El Grande! Neyini anlayamadı oğlum bu herif bunu? Elektrik var işte üstünde. Bak hala vuruyor ya. Halbuki bunun anası babası da normal insan ha. Ne alırsam bir milyoncu daha mı almış kendilerine nedir ya? Allah seni. Abi dükkan açık gene. Neredesiniz be oğlum ya? Öldük ulan acımızdan. Of Turgut abicim, şimdi tek yiyen tek ölür dediler. Biz de ne yapalım dedik. Esnafı sabah kahvaltılarına çağıralım. Fakat siz bizi yanlış anlamışsınız abicim. Mekanı iftar çadırına çevirmişsiniz. Affedersin de bu ne lan? Çırakları da getiriyorsunuz. Sığmıyoruz bak. Sığmamışsınız, bir de yer sofrası yapmışsınız çocuklara. Ayrıca bizim dükkana bizden önce nasıl giriliyor? Çilingirim oğlum ben. İroni de yok adamda. Bak Ali söylemeyeyim dedim ama o üzerindeki sarı kazak var ya. Yemin ediyorum çok yakışmış. Yani dişlerini ön plana çıkartmış. Sen benim dişime mi gülüyorsun lan? Ağza bak, bostan çiti gibi. Kahvaltı bahane abi, bunlar eğlenmeye geliyor. Vallahi bak. Size şarkı açayım lan, internet vaynızının şifresini söyleyin. İnternet yok, bağlatmadık. Onu biliyor oğlum, yan komşunun vaynızının şifresini diyorum ben. Hala bulamadık, tüm kombinasyonları denedik. Ne? Bulamadınız mı? Ulan sizin yarınız yaşınızdaki adam Kur'an'ın şifresini çözdü. Kanal kanal geziyor. Siz yan komşunun internet vaynızının şifresini bulamadınız mı? Ya Allah. Abi bak, otel kahvaltısı gibi her sabah kahvaltı veriyoruz biz bunlara. Yine de yaranamıyoruz. Bir de azar işitiyoruz. Sezai. O zaman ben seni çırağa dövüyorum. Şimdi bizde büyüklere kalkmaz biliyorsun. E şimdi benim de bu kuncumu bir yerden çıkartmam lazım ya. Gel lan buraya! Gel lan buraya! Bu Ali'nin boşanma davası bu ara değil mi? Haftaya ara. Ha, asabiyeti ondan demek. Dinle. Bunların hiçbir şey yapabileceği yok Turgut abi. Bunlar hiçbir şeyi beceremez. Turgut abi, Google'a tırp yaz. Bunu mu demek istiyorsun kardeş deyip işe yaramaz kelimesini çıkarıyor. Evet, tıkla resimlerde aradı. Aha bunun ikisinin resmi çıkıyor yemin ederim. İnternet olsa gösterirdim vallahi. Siz ayağı hoşuna mı gidiyor abi? Yoksa her sabah sizin çırakları dövelim diye mi böyle yapıyorsunuz? Artık yeter ya. Hadi oğlum. Koş bakalım. Koş ver. Kızım sana bir yol var. Uzun, ıssız, tekinsiz bir yol. Girişi var ama çıkışı yok bu yolun. Çıkışı olsa bile dönüşü yok zaten. Bir kadın var. Başörtülü bilge biri. Bu sana nasihat verecek. Bunun nasihatlarını dinle. Ben kararımı verdim anne. Sen beni böyle kafe köşelerinde mi ikna edeceksin Allah aşkına? Bu kadının tecrübelerinden, deneyimlerinden istifade et. Başörtülü bilge biri. Benim kadınlık gururum incindi. Bunun dönüşü yok. Evleneli daha 4 ay oldu. Senin oğlun 3. ayda aldattı beni. Teptiği halayların ağrısı geçmeden aksiyona koşmuş boyu devrilesice. Kızım, Ali iyi insandır. Ama insandır. Tabii hataları vardır. Kendin söylüyorsun sen 4 aylık evliyiz diye. E şimdi sen bunu boşarsan bunun adı çıkar. Ay kimse almaz bunu. Aa, karısı bunu niye boşadı? Satmaya mı çalıştı karıyı falan derler. Esnaf dışlar, işleri bozulur. 1-2 sene geçiydi, iyiydi. Zararın neresinden dönersek kârdır. Zarar mı? Zarar. Bana zarar. Sana da ziyan olmuş, ziyan doğurmuşsun yani. Sen ona harcadığın diş mineli, kemik sabunu sokaktaki ite köpeğe vereydin, sevaba girerdi, karınları doyardı. 3 ay ya. 3 ay. İnsan aldığı kışlık montu bile ne bileyim 2-3 yıl giyer. Hani eskiyince yeni böyle vitrinlere bakmaya başlar. 3 ay nedir ya? Nadir görülen bir durum. Biz bununla yazın evlendik. Daha doğalgaz faturası gelmeden aldattı beni. Ne ara bıktı bu benden, ben anlamadım ki. Halbuki şöyle uzaktan baksan gayet normal bir adam.
Zarar mı? Zarar. Bana zarar. Sana da ziyan olmuş, ziyan doğurmuşsun yani. Sen ona harcadığın diş bineni, kemik sabunu sokaktaki ite köpeğe vereydin, sevabı girerdi, karınları doyardı. 3 ay ya. 3 ay. İnsan aldığı kışlık montu bile, ne bileyim, 2-3 yıl giyer. Hani eskiyince yeni yeni böyle vitrinlere bakmaya başlar. 3 ay nedir ya? Nadir görülen bir durum. Biz bununla yazın evlendik. Daha doğalgaz faturası gelmeden aldattı beni. Ne ara bıktı bu benden, ben anlamadım ki. Halbuki şöyle uzaktan baksan gayet normal bir adam. Alo, ne yapıyorsun sen? Aracı kıyafetin mi? Hı hı. Berna aracı dikti. Koruyucu kostümün bu abisi, henüz bitmedi. Koruyucu kostüm. Ya Ali abi, tamam anlıyorum, seni rutinden sıyırmak istiyorsun da abiciğim, bu böyle olmaz ya. Örümcek adam gibi aşamalı kıyafet tasarımına girmek ne lan? Abi. Nurhanlara da kısır götür Neslihan. Dolma var bak orada, dolma da götür. Çay may verme ha. Valetleri mi, valetleri gelmesin şimdi. Nasıl vaziyet? Bakamadık daha onunla. Ama bakacağız, merak etme. Abim halleder. İlk olarak lağmancıydı abi. Bir de şey, şimdi ben tuvaletteyken o halde tıkanınca... Oo. Anlarsınız işte. Orada öylece kaldı. Ben de kadın başıma girişmeyeyim dedim. Ablacığım rahat ol ya. Alışkınız biz. Neye alışkınız biz? Kadın yanında şimdi kavga ederim. Tabii illa ki siz alışkınsınızdır işiniz gereği de kimseye bahsetmezseniz. Ablacığım sen bu konuda bizim müessesemize güven, hasta doktor ilişkisi var aramızda. Öyle düşün. Burada görünen... Mega yapılar. Pazartesi saat 21'de Netjo Wild'da. Lütfen ama yapmayın, kırılıyorum. Sezai abiye söyle de mahallede dersi kötü olan ne kadar çocuk varsa hepsini buraya getirsin, bunu göstersinler de okumadıkları zaman neyle uğraşacaklarını görsünler abisi. Şunu unutmayın ki kakası bir kadının en mahrem sırrıdır. Ama ablacığım sizi burada resmen Tetris oynamışsınız. Hem de çok kötü oynamışsınız. Bakayım, iki dur daha. Uzun çubuk gelmezse game over. Çok ayıp. Ayıp işte abla, ondan bahsediyorum. Doğalgaz var mı evde? Var. Abla sen sözleşmeyi hemen iptal et. Ben bunu direkt hatta bağlayayım. Bütün bina ihya olur. Ben hayatımda ilk defa iki erkeğe aynı anda kendimi açtım. Ben sizinle özelimi paylaştım ya. Yani. Aa, neyi paylaştın? Özelim. Bu paylaştığım resmen savaş baltası ablacığım. Orta çağdan kalmaz silah bu. Ablacığım siz bu eserinizde bize bir şey anlatmaya çalışmışsınız. Sanırım da biz laftan sözden anlayan insanlarız. Hiyeroglif miydi lan bu bok, neydi? Bakayım. Van Dyke kahverengisiyle bezenmiş mutlu bir çalı. Sizden önce gelen tesisatçı, çekiç murç alayım, demir matkabı, hilti alayım, geleyim dedi. Gidiş o gidiş. Açmış. Bugün de benim şimdi dolar günüm. Evim içi kadın kaynıyor. Zaman da daralıyor. Yediler, şiştiler. Birazdan gelecekler. Yapabilir misiniz? Vallahi bizim yaparız yani. Yarım saat yapmamız lazım. Bitmesi lazım. Bitmek zorunda. Dünyanın kurtuluşu buna bağlı. Abi tamam, yeter artık. Ablacığım bizim ikide toplantımız var da. Kendi icadımız hakkında. Kısmetse dünya... Bir şey konuşuyorum canım, bir saniye. Dünyaya barış ve mutluluk getireceğiz. Yarım saat... Biz... Lan! Yarım saate kadar biter. O Koray ablacığım. Aklıma şey takıldı benim ya. Adı ne bunun? İsim koydunuz mu? Yoksa bir kahramanlık yapmasını mı bekliyorsunuz? Abla ben böyle bir şeyi en son Kurban Bayramı'nda gördüm. O da hayvan ecelinden yapmış. Korkudan yani. 300 kiloluk hayvan ama işte seni şu yaptığını yapmış. Hadi seni. Ali 8 yaşındayken balkon demirlerine sıkıştırmıştı kafasını. Kafası orada kaldı. Çıkmıyor. İtfaiye kesti demirleri, bunu kafasını oradan çıkardı. Babacığım bir daha yapmayacağım. Dövme beni. Dövme beni babacığım, dedi. Bir daha da yapmadı zaten. Ya anne, balkon demirine kafa sokmakla aynı şey mi bu? Benziyor. Bak, erkek kaç yaşına gelirse gelsin inadına çocuktur.
Çocuk dediğinde yaramazlık yapar. Tembih edersin. Yapmam der, yapmaz. O ne be? Hani siz bu kafeye sık sık gelir misiniz acaba? Ara sıra geliriz sen, hayırdır? Ağlayacak mısın? Ağla bak, kimse yok. Ağla çocuğu, ferahlarsın. Şuna bir baksana, şuna şu resimdeki. Bu resimdeki Ali değil mi anne? Ay adam mahallede bildiğin o karıyla gezmiş anne. Takılmışlar bunlar bayağı. Görünürüm ederim, derdine bile düşmemiş. Umursamamış bile bunu, orada ayran yapmış bu adam. Salak çocuk, bildiğin salak. İtfaiye olayından sonra 4-5 defa daha kafasını soktu o demirlere. Koca kafalı salak. Babası bunu ne dövdü, ne dövdü. Ben hiç iyi değilim. Benim elim ayağım titriyor kusacak. Ha gidelim. Bunları evlendirip ikinci baharımızı yaşayacağız. Hayır. Bu ne rahat gibi çocuk doğurmuş. Atıyorum, geri geliyor. Atıyorum, geliyor. Koş, koş, koş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam. Mayınlı tarlada önden yürütülen eşekler gibi saldın beni ön tarafa. Tek başıma mı ödeyeceğim? Gelsene. Allah'ım. Bak geçen defa telefonun çaldı dedim, bastın gitti, Nihal'e bana kaldı, ben verdim. Bu kez sen ödeyeceksin. Yemezler abisi. Naş. Lan vallahi telefon geldi. Aşık ne haber kız? Yalan söyleme yalan. Hemen o an telefonunu aradım. Telefonu çalıyordu. Sen ne yaptın? Meşgul attın. Birisiyle konuşurken o telefon nasıl çalıyor? Aklım hayınlığa çalışmıyor diye cezalandırıyorsun değil mi beni? Aklıma gelmedi arayacağın ya. Arkadaşlar, cami önüne bebek bırakanı gördüm. Hastane önüne yaralı adamı fırlatıp kaçanı gördüm. Ama fatura ödeme merkezine fatura bırakıp kaçanı ilk defa görüyorum. Buyurun. Döner ustası görünümlü Vezdeler arkadaşım. İşimize bakalım lütfen. Bu su. Metin Özdemir adına. Bu doğalgaz. Ali Özdemir adına. He. Bir de internet faturası olacaktı orada. Bakar mısın gölgelerin gücü adına? O bir şey değil. Ben isme takıldım. Metin Ali. Ya babamız hasta Beşiktaşlıdır da. Onu anladım. Onu anladım da. Metin Ali Feyyaz'dan 10 sene önce adını Ali koyduğuna göre... ...peder Beşiktaş'ın altyapısında çalışıyordu herhalde. Hı? Top topluyormuş. Estağfurullah. Arkadaşım Muhammed Ali şeklinde tamamlayacakmış isimlerimizi. Önce Ali'yi koymuş annem çakmasın diye. İşte Metin'in doğduğu dönemlerde Metin Ali Feyyaz patlayınca... Epeder bir de kahveci olunca, aşırı Beşiktaşlı olunca... ...millete maç seyrettirirken kahvede öyle aklına gelmiş işte. Ayran gönüllülük, ne yapacaksın? Olsun. İyi yönden bakmak lazım olaya. Ha, olay kötü yani. Ya sizin peder kahveci değil de ilkokul öğretmeni olsaydı... ...büyük ihtimal kardeşinin adını Ata koyardı o zaman. Ali Ata, üçüncü de Baki olurdu. Ali Ata Baki. Baki, Ali Baki. Ya Baki değil de daha çok Bakiye olurdu. Üçüncü kız mı oldu? Ha? Ulan babam bu kadar üzülmedi. Abiciğim biraz daha aceleci davranırsak toplantıya yetişmemiz lazım. Daha dünyayı güzelleştireceğiz lütfen. Tamamdır. Koş Metin koş. Yetişebilecek miyiz taksi durağına bakayım? Üçüncüsü kız oldu deme. Hay yavrum, hay yavrum, hay yavrum. Hay yavrum. Hay hay. Değecek mi bari? Değil mi? Kısa mesafeye götürmem Metin. Uzun mesafeye erinirim Ali. Lan Mario Brothers. Ben galiba götürmeyeceğim sizi. İnin siz aşağı. İn, 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 in. Ya ne anlatıyorsun? Geç kaldık. Başkası. Abi hadi. Çok emin konuştu. Plaka benim. 4 tane taksi plakam var. 2-3 tane daha alayım, durak açacağım. Çocuklar. Size herhangi bir soruyu daha kendinize bile sormamışken ben cevabını veriyorum. Dikkat ettiniz mi? Hep bir adım öndeyim. Ya ben konu açılmasın, kitlersin diye girmemiştim de madem daldın konuya. Abi senin ne ihtiyacın var? Sen niye kullanıyorsun ya? Kirala çalışsınlar. Alkol aldım ben. Hatta belli bir dozajın üzerinde içtim sabah sabah. Yalan yok. Alkollüyüm. Taksiyle gideyim dedim. Taksideyken çevirme olmuyor ya. Aradım plakalardan bildim. Taksi bana lazım lan dedim. Hiçbir şey diyemedim. Kendi malım enliğe ait. Zenginim oğlum ben. Hilmi abi sen niye bu kadar içiyorsun abi? Sana ne bana ne oğlum, bu mu yani mevzu şimdi? Hayret bir şey. Hilmi sen bir sakin indir. Bu nedir ya? Alkol araç kullanmak nedir ya? 5 dakika geç kalalım oğlum. Nereye gidiyoruz lan? Bak köprüyü geçeceksek çakarım 5 lira ya. Hiç acımam. Patent şirketine gidiyoruz. Adresi al. Lan oğlum kimin de karı var, kumar var, alkol var. Sizde de bu huy var. Kabullenin oğlum artık bunu. Olmuyor, olmuyor. Oğlum rızkınızı böyle şeylere yatırmayın lan. Rızık bu, rızık. Başka bir şeye benzemez. Aha! Aha.
Sinirlenme. Yazık ya. Olacak. Burada mıydın? Kapat pencereyi, cereyan yapıyor, üşüteceksin. Kapatırım ama işim. Sen nasıl oldun, iyi misin? E işte, iyi diyelim iyi olsun. Yani eskisi gibi değiliz. Yaşlandık, kendine dikkat et. Aşılayayım mı suyunu? Ilınsın, terli terli soğuk su içme. Yok yok. Böyle iyi. İyi iyi, hadi. İyi iyi. Bakayım ne kadar? 10 lira. O zaman kardeş payı. Al. Al yaran. Teşekkür ederim beyefendi. Kapatabilirsiniz. Öyle mi? Hadi. Caddeye gideceğim. Biraz acelem var ama sürat yapmayın. Peki sürat yapamıyor muyuz? Efendim? Ha? Bana böyle konuş işte. Aramızdaki hiyerarşiyi vurgula. Haddini bil, in aşağı. Beyaz masayı ararım. İnmezsen polisi arayacaksın. En kötü ihtimal duyarlı bir vatandaş ambulans arar. Ara hadi, arasana! Pardon beyefendi, alkol mü var? Var. Benim içeceğim. Biraz ılıdağım açıkçası. O anda sinirlendim. Ne olacak şimdi? Bedavaya götürsen de gelmem artık. Allah aşkına. Allah aşkına gel. Allah'ın aşkına gel. Gel lan buraya. Gel lan. Adam kontağı bile kapatmadı lan. Arkadaş bu adam bu zekayla nasıl bu kadar zengin oluyor anlamadım gitti ya. Amerika'da falan yaşasaydı var ya bunun üzerinde kesin deney yaparlardı. Her yerini açıp incelerlerdi. Utanmadan bile para alıyor. Bu Gobel bildiğin zengin ha. Lanet. Hadi kolay gelsin. Efendim projemizi nasıl buldunuz? Okuyamadım. Malum işte işler güçler. Ama bayağıdır sizde proje ve biz başka bir yere götürmedik bu projeyi. Gerçi ben başka bir beyefendiye teslim etmiştim ama. Asistanlardan biridir o beyefendi dediğiniz. Günde 40 tane proje geliyor. Hangi birini okuyayım? Zaten hepsi birbirinin aynısı. Türkiye'de mucit doluymuş ya. Okumadım dediniz. Hepsinin birbirinin aynı olduğunu nereden biliyorsunuz? Baksana şunlara. Hepsinin aynısı. Şekil, şemail, spiraller, fontları bile aynı. İsimler farklı bir tek. Her şeyleri aynı. Metin Ali. Babam koyu Beşiktaşlı olduğu için ismimizi öyle koymuş. Metin Ali bir tane daha olacaktı sizde. O nerede? Ne? Niye? Tamam. Tamam. Teyze hanım buyurun. Oğlum ne çabuk geldin lan? Ne buyurayım? Sen işaret yaptın. Git bana bir çay getir. Sanki hesap isteri gibi bir hareketti o. O yüzden geldim ben. Şöyle bir şeydi ya. Bak şimdi ben sana bir el hareketi daha yapayım. Ne olduğunu anlamazsan sonra anlatırım tamam mı? Çit çakıştı. Bu. Baba ya. Kaç yaşında adamsın sen ya? Hiç mi acımadın anneme? Ya bunu anneme nasıl yaparsın? Baba da lök diye koymuş çocuğu he. Kardeşim geliyor Feyza Hanım. Hayırlı olsun. Lan yürü ya. Ben geldim sizden yanım lan. Sıcak değildi ablacak. Sana kendi çayımı getirmiştim. Lan delirtecek misiniz lan beni? Sayını mı verdiler sizi bana? Niye kendi çayını getirdin bana? Abla çayı demledik, içtik, bitirdik. Son çayda kendime döktüydüm, onu getirdim sana. Yaranamıyorum arkadaş. Ben bu kadına ne yaptıysam yaranamıyorum ya. Makul. Aferin, iyi yapmışsın.
Suyu ısıtın geliyorum. O nasıl laf ya? Ama artık yeter. Tamam, tazminatımı ver, kov beni. Resmen istifaya zorluyorsun adamı ha. Her gün küfür küfür küfür. Feyza Hanım, işçiyim ben, işçi. Köle değilim. Ses kölesi iş değilim. Suyu ısıtın, çayı demleyin, geliyorum. Eşoğlu su. Küfür ediyormuşum. Ulan canlı yayında Nihat Hatipoğlu'ndan küfür yemiş adamsın sen. Hırrım. Hocam merhaba. Hocam buradayım, burada. Hocam ben İslam'ın farzlarında kaydırma yapmış. Ramazan bayramlarında kurban kestim, kurban bayramlarında oruç tuttum. Senede bir defa namaz kıldım, günde 5 vakit fitne dağıttım. Fitre, fitre. Lan ben bilmiyorum muyum fitre nedir ne değildir. Günde 5 vakit fitre dağıtacak durumum yoktu hocam. Ben de İsmail'in yakını diye fitne dağıttım. Fitre, fitre. Hocam duymuyor galiba. Hocam şimdi siz söyleyin. Yine de ben cennetlik miyim? Cennetliksem kaçıncı katta? Abi. Abi sen de tam Kenan İmirzalıoğlu olacakmışsın. Burun farkıyla Mustafa Uğurlu olmuşsun. Oğlum Happy Top'u 8 aydır çalışıyorsun. Tazminat diye tutturdum. Bela mısın oğlum? Yürü git lan. Sabah fırçamızı da yedik. Hayırlı olsun. Ben buna 3 gün daha soğuk çay getirsem bir daha benden çay istemez. Oğlum Kartal, doğru yoldasın. Sırf kankası yakışıklı diye bir adama bu kadar katlanılmaz ya. Dur kovayım ben bunu. Neredesin be kanka? Gönüllerdeyim kanka. Efendim şimdi Beder Bey anneme çaktırmamak için isimleri karıştırıp koymuş. Abim Ali, ben ortanca. Metin, üçüncü de kız olunca seri bozulmuş tabii. Metin, Ali, Feyza. 2 yeğle. Lan bana bu haber ya, yaklaşmış adam da ha. 2 daha biri ittirse falan diyeceğim. Ne anlatıyorsun oğlum sen ya? He? Efendim bizim icadımız dünyaya barış ve mutluluk getirecek. Çok küçük gibi gözükse de... Küçük gibi gözüküyorsa o zaman al bunu babası. Büyüt öyle getirirsin. Küçük projeyle ben ne yapayım güzel kardeşim ha? Mutluluk getirecekmiş. O mutluluk getirenin pille çalışanını yaptılar. Tek kelime 8 harf. Metronom. Zarf alayım, al. Teşekkür ederim. Adam bizi bildiğin zarflıyor abi. Yalnız bu önümüze attığınız proje bizim değil. Kim bilir kimin projesi. Aferin bak, dikkatli çocuklarsınız. O yönünüzü takdir ediyorum ikinizin. Bu projelerin içerisinde bizim icadımız hangisi hiçbir fikriniz yok değil mi? Bak aslanım, burası bir patent şirketi. Kaç tane bilim adamı arşınlıyor burayı sen biliyor musun? O kadar kolay mı ya patent almak? Ha? 2 tane, tövbe yarabbim, 2 tane su tesisatçısı karşıma gelecek diyecek ki... ...dünyayı değiştirecek bir icadımız var, kusura bakmayın. Ciddiye alamıyorum. Çat çat çat. Adam ne güzel soktu, pat pat pat. Hiç çekincesi yok, bravo. Vallahi billahi faşistlik sayılır mı lan bu abi? Ya bir ötekileştirme var tabii ki de. Faşistlik olmayabilir, hakkını yemeyelim adamcağız. Evet. Ötekileştirme ne lan? İşte adam yerine koymama, köpek çekme, örseleme, itin götüne sokup çıkarma. Aa, tamam, tamam. Hadi kalk. Kalk. Bana bak, senin adam yerine koymadığın, köpek çektiğin, örselediğin, itin götüne soktuğun... ...sokup çıkarttığın bu adamlar var ya, bak bu adamlar. Gün gelecek dünyaya barış, mutluluk, huzur ve dirayet getirecek. Evet, 2 sivri tesisatçı yapacak buna. Hadi. İki lafta ben sokayım yoksa rahat uyuyamam. Sok. Arkadaşım, o elindeki çok akıllı telefonun mucidi lise mezunu olup... ...Reed College'da bir dönem okuduktan sonra üniversiteyi terk etmiş bir insan evladıdır. Steve Jobs. Allah rahmet eylesin. Bu bir. O kullanmış olduğum bilgisayarın işletim sisteminin mucidi de... ...Harvard Üniversitesi'nden terk olup adı Bill Gates'tir. Allah uzun ömürler versin. İki. O televizyonun da, evet, onun da mucidi Glasgow Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden terk. Adını hatırlayamadım şimdi, Allah affetsin. Ama o da üniversite terk yani. Siz de mi üniversite terksiniz? Ya abi sana orada adam sorsa hangi üniversiteden tersin diye ne diyeceksin adama? Lan açık öğretim işletme fakültesi terkin diyeceğim, ne diyeceğim? Ben orada adamın yanında şuna kalkmışım orada, ettiğin lafa bak. Ya abi o mucitler üniversite gereksiz bir şey diye kendi istekleriyle terk ettiler lan.
Sen ikinci sınıftayken muhasebeye giriş dersini geçemedin diye okuldan atıldın, aynı şey mi? Lan muhasebeye giremedim işte, ne var bunda, Allah Allah. 100 lira para ödüyoruz oğlum biz muhasebeciye, her ay 100 lira. Müşavir olsan yemin etmesin lan 100 lirayı. Çek, kaldığın dersin nedenine bak. Ya o bir kişiden aldığı para abi, bir kişiden. Kim bilir kaç dükkan var herifin elinde. Ne demek oğlum, bir tek sizin dükkan var elimde. Böyle muhasebecilik mi olur? Ben anlamam, başka müşterileri de bağlayacaksın. Bağlayamıyorum işte abi. Siz bağlayın bana. Bana karı bulun der gibi konuşuyor ya. Lan oğlum biz sana niye müşteri buluyoruz? Senin işin adı ne? Abi bak ben çok çalışkan, derslerinden de hep AA alan bir öğrenciydim. Ha. Çok iyi de muhasebe bilirim, bilirsiniz. Ama işte okulda sadece bunu öğrettiler bize. Müşteri bağlama diye bir ders yoktu. Hem biliyorsunuz ben çok zor şartlarda okudum. Bana ne oğlum, bana mı okudun? Lan ne olursa olsun biz sana öyle ayda 2400 lira falan ödeyemeyiz, manyak. Hesaplamış aylık gidemi gelmiş bizden tahsin etmeye çalışıyor. Şunu bir yapıştıracağım şimdi. Tesisatçıyız lan biz. Üniversite terkisi tesisatçılarıyız. Peki. Siz nasıl isterseniz. Ama şunu unutmayın. Ha. Benim şu anki aylık gelirim 100 lira. Ha. Giderim ise sadece 98 lira 76 kuruş. Yani benim bu hayatta kaybedecek hiçbir şeyim yok. Vay tehdit. Ve beni bu hayata bağlayan bir şey de yok. Vay duygu sömürüsü ha. Ha şöyle 1 lirayı bas git lan. Oh abi. Lan adam giderim dedi gitti ya lan. Hangi ara gitti? Al şu 50 lirayı bas git lan. Al abi. Vay. Lan adam giderim dedi gitti ya lan. Hangi ara gitti? Flaş kordunu kessen ya. Çekiç koy, murç koy, karga burun, pense. Boru anahtarını al, boru anahtarını da al. Ne bulursan koy, neyle karşılaşacağımız belli değil. Koy oğlum, koy, 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 onu da koy, onu da koy. Hayırdır, kavga mı var Sezai? Neredesiniz lan siz? Sizin yerinize işe gidiyorduk az daha. Sabahtan beri 50 kere aradı Hilmi. Restoran batmış, su basmış. Ne? Restoranı batmış, su basmış. Bunların yapabildiği iş ne kadar zor olabilir ki dedi ustam. Biz hala yaparız dedi. Biz dedi dikkat, beni de işe kattı. Hakkımı teslim etti. Ben siz yapamayacağını vurguladı. Bunu neyini anlamadınız? Lan oğlum bunları bu kadar dövmeyin lan. Bak bunun kafa ayarı gitti. Kasetli gomadört 64'e döndü bunun kafası. Turgut'un çırağı sabahtan beri edebiyat yokuyor. Sağa sola selam verip milletin elini sıkıyor. Allah kabul etsin diyor lan. Dövmeyin lan bunları bu kadar. Ya abi ayak yapıyorlar. Prim vermeyin ya. Ne primi? Ben SSK'mı bile yaptırmıyor. Hey! Karışma Sezai. 11 haftalığım içeride. Dadaşlar ototamirhane sistemi çalışıyorum. Diz sektöründen bildi. Orada olacak AKM'nin önünde bekleyeyim, 7.30'da alın beni. Numara yapmıyor galiba lan bu. Demek ki elimin ayarı biraz fazla kaçmış. Neyse ben bunu öperim geçer. O zaman biz gidelim. Kardeşler sıhhi tesisat 4 at. Ha abim söyle, önemli mi çıkıyorduk ha? Teyze. Ne? Ne olmuş? Bu ekstrelerin geldiğini, bizim bunları takip ettiğimizi biliyor. Çekilmiyor hiç. Ya. Göstere göstere yapıyor. Cep telefonunu yanına alıp tuvalete gidiyor. Pin kodunu değiştirmiş ya. En çok o koydu. Sen senelerce son çocuğunun doğum tarihini pin kodu olarak kullan. Sonra bir anda değiştir. Evlatlıktan reddedilmiş gibi oldu. Kızım sen de adamcağızın doğum tarihini girseydin ya. Olmadı başka bir tarih. 1071, 1453 olası diğer tarihler. Yana kuşatmasına kadar gittim geldim, sonuç yok. 3 haftadır sonuç yok. Gel buraya. Abi senin yarı yaşındaki adam Kur'an'ın şifresini çözdü. Kendi ayrı, saç ayrı, kanal kanal dolaşıyor. Sen hala babanın cep telefonu şifresini çözemedin mi? Hı? Yetersiz. Koyun can derdinde kasap et derdin de. Abi. Ne abi lan? Öldürürüm lan seni. Ne diyorsun lan? Saygısızlık etme ben senin abinim. Değil mi abim? Sen elin adamının bize soktuğu lafı çevirip bacana mı çarpıyorsun lan? Komik mi lan bu? Komik mi lan bu? Ya abi ya yapma ya. Tamam kötü espri yaptı diye adam dövülür mü ya? Güldüm ben içime güldüm. Vurma abime. Bak bana bana öyle. Hayır olayı vermiyor kızım kendisini ya. Vermiyor. Vermiyorum. Acaba diyorum karşısına çıksak dürüstçe ne konuşsak mı? Değil mi? Alalım karşımıza dürüstçe diyelim ki bak dürüstçe söylüyoruz Tahsin. Terbiyesizlik yapma. Bu yaştan sonra sen bizim annemizi mi aldatıyorsun diyelim ya, değil mi? Anlayışla karşılar zaten kendisi. Nasıl diyeceğiz? Diyemeyiz ya. Doğru, şimdi mantıksız geldi. İnsan istiyor ki sabahleyin kalkayım, babamı kaldırayım, sonra birlikte kahvaltı edelim. Ama yok, bizimkisi herkesten önce kalkar, evin içinde şekilden şekle girer.
Bizim odanın kapısına da barfiks borusu takmış. Sabah sabah avcıki nedir ya? Ulan milletin babası sabahın köründe kalkar 4 rekat namaz... Hadi bizimkisi sünneti kılmasın, 2 rekat namaz eda eder. Bizimkisi kim bilir neyin peşinde abi? Ya İsmail'in babası 30 gün teraviye gitmiş abi. Adam kadrolu müezzin Metin. Ne diyorsun ya? Abilere, adam mısır gevreği yiyor ya kahvaltıda. Light tutuyor, mısır gevreğine katıyor, onu yiyor ya. Dikkat etmeliymiş beslenmesine. Şimdi bombayı söylüyorum. Geçen gün kapı çaldı, kargo geldi. Pilates topu almış. Küçük mü büyük mü? Helal mi? Top Metin, top. Olaya vermiyor kendini ya senin şimdi ağzına. Allah. Mesaj sesi miydi? Nasıl sen yok musun sen? O zaman üstümüzü falan değiştirelim de gidelim abi. Hadi. Hadi abi. Hadi abi. Taharet musluklarını değiştir. Çıkma kapağı koltuğunun altına al, yürü. Ondan sonra ben mucidim de. Buna niye inansın insanoğlu ya? Ya onu hiç hatırlatma abi. Çat diye yüzümüze söyle herif. O nasıl kelime lan herif? Ayağı kokan, sorumsuz, alkolik, tatağını sandalyenin masanın altına süren erkek imajı yok mu? Onun gibi aynı. Şunu bir daha doğru turuna bak. Herif. Ben sana maskeni tak dedim, sen yine takmadın değil mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Sığınacak gölge arıyorum abisi. Ulan birisi bizi ciddiye alıp karşısına otursa, oturun lan anlatın derdiniz dese. Nerede? Adam tesisatçısınız diye dinlemiyorum dedi lan. Artık geriye yapacak tek bir şey kaldı. Şefin helal et. Bu işi kendi imkanlarımızla halledeceğiz. Bitmiş halini göstereceğiz. Gerekirse prototipini yaparız. O zaman patenti vermesini de göreyim. Kardeşim, içkinin parasını bize ödeyeceğiniz miktardan kesersin, çekersin oradan hadi. İcadımızı nasıl yapacağız abisi? He? Paramız mı var oğlum? Hadi para bulduk diyelim. Malzemeyi nereden alacağız? Bunların bazıları Türkiye'de bile yok. İçkinin diyorum parasını. Dede, duyuyor musun? İçkinin parasını diyorum. Bize ödeyeceğin miktardan alırsın. Hadi. Yalnız o pek mümkün gözükmüyor. Şu arka masadaki çifti görüyor musunuz? Hangisi bakayım? Ana, Yemin'in eski karısı değil mi onlar? Barışmışlar mı? Allah bağışlasın. Onların da o şampanya ve tam da bağışlamak üzereydi. Bir dakika. La oğlum bir tane mi kaldı şampanya koca dükkanın? Dibini mi getirdin şişeni? Allah, inşallah düşündüğüm şeyi yapmamıştır. Yok, şampanya çok da yüzükten bir tane vardı. Ne diyorsun lan? Yüzük mü vardı onun içinde? İçine yüzük olan bardağı mı fondik yaptın? Yaptım ya. Oh abi. Vallahi yapmış. Mal değneği bu ya. Olmaz lan öyle şey. 3 karatlık pırlanta taşlarla örülü 15 gramlık yüzüğü yuttun mu Metin? Yutmadım de. Elma kadardı lan o. Isır ısır bitiremezsin. Tüh senin bıyığına tüküreyim. Yüzük mü? Hilmi? Düşündüğüm şey mi lan? Ya Hilmi abi ben böyle elime attım fondipliği verdim ben. Nereden bileyim içinde yüzük var? Bir müsaade etsene de ben izah edecektim kardeşim. Ben bunu döverim abi. Yine mi evlenme teklif edecektin bana? Bir saniye, bu çok önemli. Klozet kapağı mı lan o? Ne alt çeviriyorsunuz oğlum siz? Takside patent falan diyordunuz. Taharet makinesi mi yaptınız lan yoksa? He? Şimdi biz bu konuyu tartışmayalım. Senin rakamı söyle, biz onu kendi aramızda verip halledeceğiz yani. Uzatmayalım. Olur. Fatura burada. KDV içinde. 17.000 dolar. He? Şimdi biz bunu tartışalım. Öyle kestirip atmayalım konuyu. Lütfen. Bence de. Kestirip atılacaktı konu değil. Tabii. Değil mi? Ya sen faturaya mı bozuldun? Vergiden düşüyorum. Midye sen fatura alırım. Ne yapayım? Huyum böyle. 17.000 dolar. He? 17.000. 17.000. Ya Hilmi sen nasıl bir adamsın ya? Sen hiç uslanmayacaksın. Nereden buldun o parayı? Kazanıyorum çok şükür biliyorsun. Bilmiyor musun yoksa? Lan git. Nafaka istedim muhtardan fakirlik kağıdı çıkartmışsın. Devlet üstüne maaş bağladı sana. E ben de onu diyorum işte. Kazanıyorum. Her yerden kazanıyorum. Ballıyım. Ayrıca taşın, elmasın, pırlantanın, paranın ne önemi var ki kadın? Kalk, kalk yerden rezil ediyorsun beni, kalk. Seni seviyorum. Kadınım o. Mutlu et beni. Yine yeniden çocuk yap bana. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Tabii ki. Hayır. Ben bu hatayı bir kere yaparım. Seninle bir daha evlenir miyim lan? Altı üstü veli toplantısına gittik. Toplantıdan çıktık, evlenme teklif ediyorsun. Çocuğumuzu bu tip pis işlerine alet etme. Çocuğumuzu kullanma. Bugün biraz gergin miyiz ha? Gerginiz sanki bugün biraz. Hayır İlmi. Hayır!
Evet diyeydi, iyiydi ya. Hayır denir mi ablacığım böyle bir teklife? Düşüneyim de, bilmiyorum de, zamana ihtiyacım var de, idare etsene sen durumu ya. İnsan çoluğu çocuğu için evet der. Üzerine basa basa hayır dedi. 17.000 dolar abi. Haklı herif. Herif mi? Senin memleket ne lan? Ya kusura bakmayın gerçekten. Bölüyorum ama olmuyor ya. Yapamıyorum. Ne demek olmuyor abisi? Metin sen bunu ilk defa mı yapıyorsun? Evet ilk defa yapıyorum. Daha önce bu işi için leğen kullanmadım abi. Ya, lan biz bunu daha önce istifra ettirmeyi ne hiç düşünmedik ki? Hay anlamı ya. En başta onu yapacaktık biz. Metin! Ali! Bir gelin oğlum ya. Yengeniz gitti. Metin! Hadi abisi yaptığın kadar artık çağırıyorlar. Oğlum sizden değerli mi ya? Dükkanınız belli, eviniz barkınız belli. Veririm mahkemeye, alırım elinizde, avucunuzda, götünüzde, başınızda ne varsa. Hukuk devleti bura, telaş yapmayın. Bilme abi, Allah razı olsun senden. Ben de öyle delinip bir anda hemen istiyorum deyince. Yok oğlum, eski karımı artistik yapmak için idare edin ya. Şiddetli aldatımdan boşadıydı beni. Hala topu çevirmeye çalışıyor. Senin davan oldu lan Ali. Sen de aldatmıştın değil mi? Benim olayım seninki gibi bir şey değil yani. Benimki daha toprak kayması erozyon şeklinde gerçekleşti. Şöyle izah edeyim. Hani şey vardır ya, bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge. Bildim evet. İşte ben birinciyi sıçrayamadım. İlk seferinde yakalandım. Paket. Sen bayağı amatörmüşsün ya. Malım. Neyse çocuklar. Benim eve gidip biraz kafamı toparlayıp stresimi boşaltmam lazım. Bayana söyle beni dışarıda beklesin. Bahri. Hangisi abi? Şu esmer, mini etekli, fileli, çoraplı, çıkık kalçalı, uzun boylu bir hile hurda yapmadıysa 34D. 34D? Ya bir İngilizce ölçü birim. Bizdeki 85-90'a denk geliyor işte. Emziği bırakmamış mı abi? Ya ne bileyim. Geliyor, geliyor. Merhaba Feyza abla. Ne yapıyorsunuz esnaf ve zanaatkar adayları? Çok abur cubur yemeyin, dikkat edin. Okul aksatmayın, dersleri de boşalın. Hadi bakalım. Sen yeter ki istalayınca alayım seni. Ne oldu? Şey, arkadaşladım ben. Konu denk geldi herhalde. Saygılar. Çok pis gaza geldim lan. Az daha kızın başını koltuk altıma kıstırıp kafasını ısırıp helalimsin deyip alnından öpecektim. Ama daha çok erken. Sen niye abla dedin lan? Oğlum saygılı, efendi, örf, adet ve geleneklerine hakim, evlenilecek erkek vurgusu yapmak için. Oğlum abla dedin lan. Ağzımdan kaçtı lan. Altan abi kolay gelsin. İyi ölç. O zaman ben bir şeye gireyim ya. Şöyle bağırsak açıcı bir şeyler önerir belki bize ailemizin eczacısı. Yerli ninja etrafındaki her şeyi silah olarak kullanır. Bacanak ne diyeceğim? Şimdi bu Eda bizim Şükrü ile olan durumumuzu dert ediyor mu ya? Ha yok, o ablasına kırgın ama boşanmanızla ilgili değil. Evlenmenizle ilgili kırgın ama bir problem yok yani abi. O zaman ben kahveye gideyim. O zaman sen kahveye git, bu poşeti de al kahveye giderken, yalnız kalma. Hadi abim, hadi, hadi. Yakışıklı abi. Efendim canım. Gül ister misin? Belki birisine verirsin. Şuna götür bakayım, bir şey diyeceğim. Az kalsın gelmeyeceksin sen. Eda. Senin yürüyüşün ülkemin yakın tarihi. 22 Haziran. Ülke tek yürek. Gol! Yarı finaldeyiz! Türkiye yarı finalde! Gözlerinden süzülen her damla 14 Kasım 1984. Başar abi yeter. Maç bitti, hala gol yiyorsun. Gül kurban oldu. Bir senin gülümsemen, bir de boş metrobüs koltuğu. İnsanlık en çok bu ikisine muhtaç. Senin karşılarına kurban oldum. Keşke böyle olsaydı. Etkileyici bir giriş olurdu. Ama... Yakışıklı abi. Gül ister misin? Belki birisine verirsin. Oğlum sen beni delirteceksin mi lan? Ha? Kızla yürüyorum, elinde tartıyla geliyorsun, tartmaya kalkıyorsun. Yaz günü kağıt mendil satıyorsun, insanla canmaya geliyorum, bana gül satmaya çalışıyorsun. Deli misin? Lan sen! Ha? Yık lan buradan!
Hep aynı şey yapıyor, değil mi? Görüyor mu lan acaba? Döndüremedik, iyi mi? Kolay gelsin delikanlı, ne diyeceğim ya? Az önce böyle helikopterle törtül karışım bir şey yaptım, onu gördün mü sen? Az daha bugün gelmeyeceksin sandım. Ama ne kadar sık duydum bir cümle anlatamam ya. Aslında büyük lüks kızım, neyinden şikayet ediyorsunuz? Bana bağırsak temizleyici bir şeyler lazım. Anam bunu var mı yapacak? Hayırdır? Kızım yüzük yuttum lan, 3 karat. Yeni bir kuyumu soyma yöntemi. Parlak fikirmiş. Amatör mucit ama kafa zehir. Dikkat et çeşini yaparken çıkmasın da. Az. Böyle bir ihtimal var mı ya? Vallahi dokunmatik telefonların yılan oyunu telefonları ezip geçtiği gibi bitir adamı. Dağlar dağlar. Barış Manço şarkısı değil ha, fiil olarak. Hem mi diyorum? O zaman acele et de doğru yolu ona gösterelim ablası. Müfredatta yeri var. 3 tarafı saçlarınla çevrili güzel yüzünde 4 mevsim yaşanır. 7 coğrafi bölgeye bölünmüştür yüzün. Gözün, kaşın, saçın, kulağın, burnun, dudakların ve özellikle gamzen eda. Tek bir sözünle doları 2'nin altına 1 sen indirebilirsin. Tek bir sözünle. Bak götte işletir bu ilaç. Dikkatli ol, çok güçlüdür. Evde yalnızken günde sadece 1 tane alıyorsun. Peki. Hakikaten indirdin ama. Dükkana gel, dükkandan alırsın para. Efendiler, tarihte 164 yıllık yeri olan şulef ettiğiniz kara kuri robotları sayesinde Kara Pençe VIP isimli kıraathanemiz 24/7 açık bulunmaktadır. Çayın standart kalitede olmasının nedeni de bu arkadaşlardır. Ben onu bunu bilmem arkadaş. Hoş geldin. Ben bana çay servisi yapanın insan olmasını istiyorum Ali. Kara kuri bir şey lan bu. Ayaklı kettle mı? Çinliler bu kutubetleri garsonları işinden etmek için icat etmişler ya. Çinli değil Turgut abi. Kara kuri bunun adı. Japon ya. Allah Allah, Çinli ismi gibi mi duruyor? Bana yurtçuluk yapma. Ben bu yurtçuluk yapıyorum. Şunu bir şey söyle. Biz sırf mahalle kültürünü koruyalım diye cebimizde paramız olduğu halde gidip bakkala veresiye yazdıralım. Eşek kadar adamlar burada her hafta toplanıp sırtımıza şu kutsal formayı geçirip 6'ya 6 halı saha maçı yapalım. Komşuluk öldü mü deyip arabamızı çizen alt komşumuza ses etmeyelim. Komşu da arabayı yanlış yere park etmene ses çıkarmasın ki normalde çok ağırdır. Abi bak burada kavga çıkacak, iyi bir yere gitmiyor. Evimin camını kırmak suretiyle o sırada çay dolduran karımın korkudan kolunu yakmasına sebep olan mahallenin picilerini... Sorry. Mahallemizin güzel çocuklarını, güzide evlatlarını, onların hepsi bizim geleceğimiz olur. Onlara hiçbir şey yapmayıp, dövmeyip sadece toplarını bıçakla patlatalım. Sırf kitabını evde unuttu diye çocuğumu döven öğretmene eti senin kemiği benimdir. Döversin de seversin de diyeyim. Olmaz. Okuldaki öğretmen mahalle kavramına girmez. Ufacık çocuğa el kalkmaz. Dövseydin ipliği. Ama belki sırf mahallemizin salayeti için ben dövdüm o çocuğu. Mahallemiz daha güzel bir yer olsun diye. Muhtemelen biz bu anlattıklarımızı yaparken çaycıyı kovdunuz, mahalle adabına yakışır mı gibi bir yere bağlayacaklardı ama kısmet olmadı demek ki. Hiç. Bize ne? Oğlum gitme. Oğlum gitme. Garson ne vuruyorsun lan göt? Amına koydum bu çocuğu, gücü ona mı etti? Bu ne diyor lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Seni kim üretiyor lan? Sen kimsin oğlum? Ya memur bey, biz manyak mıyız? Niye elektrik verelim mahalleye? Oyuncağın koruması küçücük elektrik ya. Metin abi, gideceğiz karakola, alacağız ifadeni. 25 tane şahit var. Sen kimin oğlu dedin ya? İbrahim sen misin lan? Benim abi, yeni başladım. Hayırlı olsun, kısmet bizeymiş yani. Ya abiciğim, ne yapıyorsunuz ya? Ne yaptınız Sezai ya? Ne yaptınız Sezai? Sezai abi, seninle geçmişiz ki. Allah! Kardeşim şu benzinlikte bir mola verdi, ihtiyacımı giderim. Abi olmaz öyle, gideceğiz merkeze. Gideceğiz merkeze, yiyeceğim merkezini oğlum. Çok kötü durumdayım. Bırakın şuraya yapayım, ilaç etkisini gösterdi İbrahim kendine. Lan
O ilacı yuttun mu sen? Karakola kadar sabret abi. Karakola kadar sabret abi. Nereye sabret değil. Bırakın şu çalının içine yapayım işte. Arkadan kelepçeler lazım. Araç dışına çıkartamam. Arkadan kelepçelerse sen indirirsin. Sen sıyırırsın, sen temizlersin, sen giydirirsin. İbrahim bırak. Arkadayken nasıl yapayım? Biraz sabredeceksin abi. Abi kusura bakmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi atladı. Ali abi, gözünü seveyim. Getir şunu karakola, yoksa... Tamam, yoksa sana gerek yok. Ben her şeyi anladım. Yarım saate kadar ben onu karakola mutlaka getireceğim. Yalnız siz ben her şeyi yok. Şunu sonunda bir atın. Lan! Lan! Ben sizi asımdayacağım. Bunu mu kastettim lan? Bari cümlemin bitmesini bekleyin. Aşk olsun memur bey. Niye duruyorsunuz ya? Bakıyorum da ben şimdi, bu yokuş çok dik değilmiş. Ben gerisini hallederim. Yürürüm. Gidin siz. Gittiler ya lan. Bin arabaya. Vallahi memur bey, bunu bu kadar büyütmeyelim ya. Ben bu yokuş çıkarım. Siz zahmet etmeyin. Lan! Nasıl yaptın lan sen bunu? Trafik polisinin çevirme yaptığı yerde atlamışım abi. Kollarımdan kaldırıp arabaya koydular. Bir de bir aktarma yaptım yani. Konuşma hadi, gir içeri. Vallahi memur bey, ben bir şey yapmadım. Aha, bu mal yaptı. Abi ses tırpa bin. Lafı gerisi demiyorum. Bırakacağım şimdi bin. Bu adam laftan anlamıyor. Yat lan. Yat çabuk yere. İyi. Hop. Lan ne yapıyorsun? Yüzü koyun yatsana. Al işte, bu da mal değne. Memur bey. Sizinle silah çekince ben boşta bulundum. Korktum, panik yaptım yani. Polisten korkarım ben. Vallahi panik diyorum. İndirin o silahı. İndirin o silahı. Ya vurun şu meyveli sizi ya. Sıkın şunun bacağına. Silah lan! Elini başının üstüne koy. Diyorsun. Çören! Sessizce bekle. İstersen bir de kemeri gevşeteyim. Arkama döneyim, eğileyim, domalayayım. Ha? Vallahi size güvendiğim için söylüyorum ha. Yalnız şunu öğrenmem lazım. Müfredat mı yoksa fantezi mi? Ona göre de kalacağız. Baba ikisi duyar. Tamam ya, tamam ya. Arabayla çıkacağım yokuş, hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Normalde çömelim ve seni çömelirim ha. Yalnız canım acıyor. Bizim sülalede minisküsü var. Irsiyi biliyor musun? Rahmetli dedem namazları böyle sandalyeye oturarak kılardı, biliyor musun? Ön tarafa oturdum ama arkadaş gurur yapmasın. İyi misin abisi? Dizini sakın bırakma. Ali Özdemir. Mevcut. Geç içeri de bir ifaden alayım. Gel bir ifaden alayım diyor. Sanki tavlaya çağırıyor ha. Duyan da içeride birazdan tavla oynayacağız sanır. Özür dilerim amirim. Ben panemi yatıştırmaya çalışıyordum. Kusura bakmayın. O zaman ben gideyim. Hadi hadi. Siz de bekleyin. Sıranız gelince içeri geçersiniz. Bu tarafta. Çekil. Pardon abi. Önce sen vurdun. Ben çeviktim. Bana vurmayana vurma. Şimdi sizlere bir iyilik yapacağım. Canlarım. Abilerimi gördünüz mü? Ben de televizyon izleyeyim biraz. Oh! Oh! Sağ bacağıma krak girmiş. Oh be! Ne yaptım lan ben? Ne yaptım lan? Sifonu niye çektim? Ulan her şey tamam, sifonu niye çektin? Sen en doğrusunu yap evlat, en doğrusunu. Abi. Abi, Metin, ben bildiğin ne varsa etrafınca anlattım abisi. Sen de rahat ol. Ne biliyorsan anlat, çıkıp giderim şuradan. Süper. Abi ben sıçtım. Bittim. Ne oldu lan? Dükkanı su mu basmış?
Elektrik sayacını vurmuşlar yoksa. Abi sen beni dinlemiyor musun ya? Heh. Sıçtım diyorum lan, sıçtım. Bildiğin sıçtım. Unuttum, her normal insan gibi de sifonu çektim. Her şey yerli yerine oturdu şimdi. Yemin ediyorum müzik sesleri duymaya başladım. Kollarımı kaldırıp oynayacağım ya. Acaba diyorum şey mi yapsak Metin? 40-45 tane adam toplansak şuraya dizilsek Sivas karşılamasını yapsak. Ne diyecek misin oğlum sen beni? Sifon çekmek ne demek? Ne demek sifon çekmek? Metin Özdemir! Metin Özdemir! Metin Özdemir! İçeride abi. İçeride abi. Buranın helası alafranga mıymış? Dur bakayım giriş kattayız. Kanalizasyon. Bakalım bu emniyetin gideri nereye kadarmış? Orada bir dirsek olsa... Mahkumların umududur. Çiftçamlardan ses gelmiyor. Yavrum yüzün görünmüyor. Oğlum ne yapıyorsun Allah aşkına Metin sen ya? 10 dakika ifade verdik şurada. 10 sene hapis yatmış çıkmışsın gibi bir afralar, bir tafralar. Ya öyle ilk gidince falan korkuyorum muhakkak. Ondan sonra komik oluyor. Öyle işte. Öyle işte. Esrak mı diyorsun lan? Abim mobilyasını, beyaz eşyasını şimdi al, 6 ay sonra öde kampanyasına girsin. Daha ilk taksidi vermeden boşansın. Elektrikli cezeyi ben şimdi ne yapayım oğlum? Komik mi lan şimdi? Ya yok o manada değil abi ya. Hangi manada oğlum? Benim babam Spiderman'in dublörü gibi düz duvara tırmansın. Cefakar anam gitsin evin önünden sülük alsın, baldırına bacağına yapıştırsın. Komik mi oğlum lan şimdi bu? Komik tabii lan. Sadakat timsali koca diyene bak. Bana işte bunların hiçbirisi komik gelmiyor kardeşim. Artık değil. Ya abi her şey dört dörtlük mü olacak ya? Bu da maşallah olsun. Maşallah taka taka sünnetli çocuğa döndük yemin ediyorum bak. Aha da nasıl güzel yakıştı lan. Bah 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 amına koyayım. Kesmesinler çünkü bizi bizim Metin. Bak oğlum bugün yüzümüze son kapı da kapandı. İstersen şu icatla ilgili bir şeyler düşün artık Metin Özdemir. Ya sen bana niye kızıyorsun ya? Şişt. Abilerin gülü. Niye kızıyor bana? Kızma, kızma. Dur bakayım. At aşağı. İris'e geçiyoruz. Kabin kırı kırası. Ha bırak. Gözlerini girmeye çalışıyor. Ah abisi. Ah. Ah abi. Kardeşim. Para mı sıçıyorum diye bir tabiri var ya. Ha. Heh, işte bugün 17.000 dolar sıçtın biliyorsun değil mi? Hı. Cebinde para yok, beyimde para yok. Bilin bakalım kim? Metin Özdemir. Ya biz seninle Snow Bros'taki kardeşler gibiydik ya. Double Dragon'daki o abi kardeş yok muydu bacaklarını tam açan? Öyle gibiydik. Yiğmen'le aslanıydık, Şiray'la atıydık. Red Kit'le itiydik. Ne ara aramıza su sızdı biz sen. Neden Nero'yu gibi olduk abi ya. Birbirimizi yer olduk ya. Bak şimdi bak. Kardeş bey. Kardeş bayı. Bu da Feyza'mız. Allah kuluna bir şey vermeyecekse onunla ilgili dua bile ettirmez. Aklına gelmez ki, edemezsin. Ama işte verecekse o zaman dua edersin. Kullarının isteklerine 3 şekilde cevap verir Rabbim. Birincisi evet der, hemen verir istediğini. İkincisi hayır der vermez, daha iyisini verir. Üçüncüsü bekleder en iyisini verir. Bu cumanın hutbesi lan bu. Her cuma hutbede dinlediğini geliyorsun kardeşine satıyorsun. Ayıptır be, aramızda kan bağı var ya. Beraber gidiyoruz namaza, hatırlatırım. Bir de bir saf önümde oturuyorsun. Sen ne duyuyorsun ben duymuyorum ya, hayırdır? Kardeşim, ya az daha bekleyin diyor Rabbim. Sonu muhteşem olacak. Ya da biz bir yerde çok büyük yanlış yapıyoruz. Çok büyük yanlış yapıyorsunuz. Çok. Şerif abi! Abi deme oğlum şuna ya. Dede! Ünvanını biraz büyütürsek belki utanır.
bir insan hayatı yaşayamadığını 87 yaşında anlar mı lan? Anlar mı? Ya Şerif abi bir git Allah'ını seversen ya. Sırf adrenalin olsun diye yemediğim bok kalmadı abi ya. Kedilere süttürüyorsun, köpeklerin yanından geçiyorsun, kerkiniyorsun beni kovalasınlar diye. Hırsızlık yapıyorsun, kavga çıkarıyorsun, içip içip nara atıyorsun. Ya sen ne yapıyorsun abi? Sen mahallemizin ton ton dedesiydin ya. Ne hale geldin Şerif abi? Aradığım o değilmiş lan işte. Mazbut bir hayatım oldu. Ama aradığım o değilmiş. Ben itlik için yaratılmışım. Alemcilik için yaratılmışım. Şerif abi bu saatten sonra senin için after party sabah namazını kaza etmekten öteye geçemez. Allah aşkına bir git ya. Bir gözünü seveyim bir git ya. Hadi Şerif abi gel. Hadi abi. Hadi abi. Hop gel gel. Alayım abi. No. Alayım abi. Abi alsana testiyi testiyi. Aman bırak. Aman bırak. Yavaş yavaş. Dur çok içiyorsun. Dur çok içiyorsun. Şu vanayı biraz kıs artık. Yeter yüzeye bak Allah yürü. Yürü yürü. Uyanın lan uyanın. Uyanın. Bak sokaklar ne kadar hoş. Ama boş. Şimdi ne lan? Sermiyan uykun geldi yatıyorum. Seninle mi diyat? O zaman eylem Şenkal. Ben gidiyorum. Meydanına götürsek, bu icadı biz yaptık desek, illaki bir televizyon kanalı... ana haber bültenlerine bile çıkarız. Belki birisi görür, sahiplenir, yardım ederler. Kötü fikir abi ya. Taksim Meydanı'nda neler neler oldu da kimin haberi vardı gözünü seveyim. Ulan madem biz bunun patentini bile alamıyoruz, kimse inanmıyor. Ama biz inanıyoruz ki bu dünyayı değiştirecek. O zaman geriye yapacak tek bir şey kaldı kardeşim. 40 yıl düşünsem şunu söyleyeceğim aklıma bile gelmezdi. Senin dediğini yapacağız. Abi yapalım, vallahi yapalım ya. Bak biz bu icadı bitirip insanlara göstermeden bize kimse inanmayacak. Ben sana diyeyim ha. Bunu yapmak için çok ama çok para lazım biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bulacağız. O parayı bulmak için belki de kanunsuz işlere bulaşacağız biliyorsun değil mi? Belki de hırsızlık yapmak zorunda kalacağız. Can yakacağız. Bizim de canımızı yakacaklar illaki. Yaksınlar lan! Yaksınlar anasını satayım. Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Konumuzla zerre kadar alakası yok ama kafiye uydu. Kaybedecek neyimiz var lan? Tesis açıyken bizi sikine sürmeyen adamlar bu icadı çıkardıktan sonra götlerine sürmek için çırpınacaklar ama diyeceğim ki ne oluyor lan? Bir dakika, o zaman biz reddedeceğiz abi. Sen yanmasan, ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Biz bunu kullanalım. Akmaz kokmaz. Öyle sürme falan da yok. Mal mısın oğlum sen ya? Bizim icadımız dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirecek. Bundan sonra benim hayatımda takvim diye bir şey yok. Bundan sonra bu yolda her şey mübah abi. Bana da kardeşim. O zaman ne yapalım? Dosta düşmana şu icadımızı bir gösterelim artık. Haydi.